tarafından esir alınan askerlerin görüntülerini ilk kez televizyonumuzda izleyeceksiniz. Elimize ulaşan bilgileri ve görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Askerler nasıl çağrılar yaptı? Onları izleyelim şimdi hep birlikte. İyi günler. Adım Abdullah Söpçeler. Öncelikli olarak aileme seslenmek istiyorum. Gördüğünüz gibi sağlık durumum ve genel durumum gayet iyi. Burada bize çok iyi davranıyorlar. Yayın alındığımız günden beri herhangi bir kötü muamelede bulunmadılar. Kendi faydalandıkları her türlü imkan ve olanaklardan bizi de faydalandırdılar. Kendinizi fazla yıpratmayın. Tek dileğim bir an önce sizlere kavuşmak. İkinci olarak bütün sivil toplum kuruluşlarına, insani yardım derneklerine, insan hakları örgütlerine, aydın insanlara, bu soruna ben de katkıda bulunurum diyebilen, çözümle gerçekleştirmek isteyen bütün insanlara seslenmek istiyorum. Bu akan kan ve gözyaşlarının durması, ölümlerin bitmesi adına ve bu ılımlı ve yumuşak ortamı devam ettirilip barış ortamının sağlanması adına ve bizlerin ailemize bir an önce kavuşmamız adına ellerinden gelen gayreti göstermelerini, daha fazla çaba göstermelerini diliyoruz. Bu konuda her türlü gayretimi ve çabanı göstermenizi diliyoruz. Öncelikle buradan eşim, çocuklarım, annem, babam, ailem ve tüm sevdiğim ve beni sevdiklerini düşündüğüm insanlara sesleniyorum. Benim sağlık durumum ve genel durumum gayet iyi. Çok da fazla bizi merak etmenize gerek yok. İlk esir düştüğümüz günden beri bizi ailelerimize kavuşturacaklarına ve bu konuda ellerinden geleceklerini, geleni yapacaklarını söylediler ve o doğrultuda bize davranıyorlar. Buradan beni seven herkese sesleniyorum. Şu anda sağlık durumum gayet iyi, psikolojik durumum gayet iyi. Herhangi bir sıkıntım yok. Buradan barışa katkısı olabilecek herkesi göreve davet ediyorum. Akan kanların durması, şehit ailelerin ağlamaması için, sivil toplum kuruluşlarını, dünya üzerinde barış için tüm kurum kuruluşları, barışa katkısı olabilecek aydın insanları, Türkiye'deki tüm sivil toplum kuruluşlarını göreve davet ediyorum. Sonuçta akan kanlar hepimizin. Bunun bir an önce son bulması gerekiyor. Evet sevgili izleyiciler, kamuoyunun merakla beklediği görüntüler elimize ulaştı. HPG tarafından alıkonulan iki esir asker ve bir sağlık görevlisi sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu ve HPG gerillalarının kendi imkanlarından onlara da olduğu kadar faydalandırdığını söylediler ve barışın gelişmesi için, bir an önce ailelerine kavuşması için, çatışmaların durması için sorumlu olan herkesi göreve çağırdılar. Askerlerin çağrıları böyleydi. Bunun yankıları da uzun süre sürecek ve yankıları uzun süre süren